Çat Kapı bu bölümde sizlere tarihi İpek Yolu ve Kral Yolu üzerinde bulunan bir şehirden merhaba diyor. Kayısı dendiğinde ilk akla gelen yerdeyiz. Malatya'dayız. Çat Kapı başlıyor. İyi seyirler. Kayısı diyarı Malatya, eski çağlardan beri Orta Asya, Orta Doğu ve Mezopotamya'dan gelen ticari yolların kesiştiği önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Tarihinin 9000 yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Hitit, Asur, Med, Pers, Roma, Arap ve Bizans uygarlıkları Malatya'da izler bırakmış. Malatya, günümüzde tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlere pek çok alternatif sunuyor. Şu an bulunduğumuz nokta Beş Konaklar. Şimdi dilerseniz birlikte Beş Konakları dolaşalım. 1900'lü yılların başında birbirine bitişik inşa edilen konaklar sivil mimarinin en güzel örneklerini oluşturuyor. Malatya'nın en kalabalık meydanlarından birine geldik. Yöre halkına soralım bakalım, kayısının en iyisini nereden almamız gerekiyor? Ne yiyelim, ne içelim, nereleri gezelim? Bize önerileri neler olacakmış? Hadi buyurun. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim kızım, iyiyim. İşte yöresel yemeğiniz ne var sizin? Ne meşhur burada? Yaprak küftemiz, dolma küftemiz, biber dolmamız, balcanlı sulu küftemiz, yaprak sarmamız meşhurdur. Merhaba. Merhaba kızım. Nasılsınız? Hamdolsun kızım. Burada arkadaşlar toplanmış oturuyorsunuz. Ne güzel. Tabii, sohbet ediyoruz. Peki biz kalktık, İstanbul'dan geldik. Tarihi yer olarak nereye gidelim, nereyi görelim? Vallahi bizim tarihi yer ekseri eski Malatya'ya gidin. Battalgazi'ye gidin. O tarihi camileri görün. Kervansarayı görün. Peki yöresel yemek olarak ne meşhur? Burada analı kızlı yemek meşhur burada. Malatya'da tarih boyunca yaşamış uygarlıklar hakkında bilgi almak istiyorsanız Malatya Müzesi'ne gelmeniz yeterli. 1970'li yıllardan bu yana toplanan eserler bu müzede sergilenmekte. Ayrıca müzeye girişler ise ücretsiz. Malatya Müzesi'nde Neolitik Çağ'dan başlayarak Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait yaklaşık 15 bin eser sergileniyor. Arslantepe Höyü, Cafer Höyük, Köşker Baba, İmamoğlu ve Değirmentepe kazılarında gün ışığına çıkarılan eserler ziyaretçileri bekliyor. Sıra geldi Malatya mutfağına. Binlerce yıllık geçmişten gelen zenginlik Malatya yöresinin mutfağına da yansımış. Yeşim Hanım'la birlikte neler varmış bu yörenin mutfağında,
Onun üzerine konuşacağız. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Kapınızı bize açtığınız için çok teşekkür ederiz. Neler var, şahane şeyler görünüyor. Aslında Malatya mutfağı köfteleriyle meşhurdur. Mesela işli köftemiz var burada. Ama bizim özellikle bize ait olan bir kayısı kebabımız var. Ve burada Malatya'da bizden başka kimse yapmıyor bunu. Özellikle söyleyeyim. Nedir özelliği? Kayısı kebabının içinde kayısı olması. Hem tavuk etiyle yapılıyor hem normal kırmızı etle yapıyoruz. İkisinin de tatları çok çok farklı. Tavuk etiyle yaptığımız şeyde tavuk eti ve kayısı zıhta çekilerek içine bir miktar kuyruk yağı da koyarak zıhta çekiyoruz. Bunu şiş şeklinde yani beraber harmanlıyoruz ve özel bir aroma gibi ağzı o kadar nefis bir tat veriyor ki yani ben bunu mutlaka herkesin yemesini tavsiye ediyorum. Yani çok güzel bir tat. Birazdan tadına bakacağım sizler için ama devam edelim istiyorum. Bunu kırmızı etle de yapıyorsunuz. Kırmızı eti de bu kayısıyı tamamen sebze, mantarla bir özel sote hazırlıyoruz. Kırmızı etin içerisine konarak yine ızgarada pişirilerek yapılıyor. Bu da farklı bir tat veriyor. Kayısımızın bir de tatlısı var. Cevizle ve tereyağı ile yapılan, bu içerisine kayısı gün kurusunun içerisine cevizler konuyor. Hı hı. Fırınlanıyor, pişiriliyor. Daha sonra da şerbetle bu ikram ediliyor. Biz bunu ikram ederken bazı sevenler için mutlaka kaymak da koyuyoruz yanına. Öylesi aslında de çok güzel. Aslında yazın dondurma ile birlikte bile evet, şahane evet. Olur, o da değil çok mi? Güzel olur. Yaza bekleriz inşallah. Geldiğinizde i̇nşallah öyle ikram gelmek ederiz. İsteriz. Sadece burada bulabileceğimiz çeşitteki yemekler bunlar değil mi? Yani Malatya yöresinde kayısı mutlaka tatlısı yapılır ama elbette. Kayısı kebabı yemeği bir tek bizde yapılıyor. Yani bunda biz iddialıyız ve arkasındayız. İşli köftemiz var dedik. İşli köfte de aynı. Mezeler de bulabiliyoruz, hı-hı, geldiğimizde. Hı-hı. Evet. Yeşillikler de var. Daha ne olsun efendim. Ben şimdi sizler için kayısı kebabının tadına bakacağım. Yeşim Hanım dedi ki tavuklu olan daha güzel. Ben onu öneriyorum dedi. Ama ben, bu benim zevkim. Tabii siz belki ağız tadı olarak onu daha çok beğenebilirsiniz. Bakalım hangisini beğenecek. Tamam. Ben hemen bunu da tatmak istiyorum. Bu da muhteşem. Dediğim gibi dondurmayla ve kaymakla da nefis olur. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kapınızı bize açtığınız için çok teşekkür ederiz. Son bir şey rica ediyorum. Seyircilerimiz Malatya'ya geldiğinde ne yemeden gitmesinler? Kayısı kebabı yemeden kesinlikle gitmesinler. Üstüne de kayısı tatlısını tavsiye ediyorum. Tatlısı, kebabı, yaşı, kurusu. Kayısı Malatyalıların vazgeçemediği bir yiyecek ve onu çok ilginç şekillerde değerlendiriyorlar. Malatya'ya geldiniz, gezdiniz, dolaştınız. Kayısı almadan olmaz tabii ki. Sorduk, soruşturduk. En iyi kayısı Şire Pazarı'nda bulursunuz dediler. Biz de kalktık geldik. Bakalım Şire Pazarı'nda neler varmış? Kayısının, nabzının attığı yere geldik. Şire Pazarı'ndayız. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç çeşit kayısı var? Kayısının çeşidi çok. Şimdi saymakla bitmez burada. En önemlisi, en özeli hangisi bize gösterseniz? Hemen size en özelini, en güzelini göstereyim. Buyurun. Kayısımızın en özeli, en güzeli budur. Gün kurusu. Bu gün kurusu. Evet, gün kurusu. En saf, hiçbir işlem görmemiş, doğal haliyle sadece güneşte kurutulmuş gün kurusu kayısı. En çok tercih edilen gün kurusu kayısıdır. Peki, şu nasıl oluyor? Şimdi bunlar kükürt. Kükürde giriyor. Sadece kükürtle olduğu için hani doğal değil. O yüzden gün kurusunu tercih ediyor. Herkes de, uzmanlar da gün kurusu diyor. Kayısının birçok şeye faydası var aslında değil mi? Evet. Ne öneriyorsunuz seyircilere?
Bunlar da şimdi özellikle buradan misal zayıflamak isteyen bayanlara sesleniyoruz. Toplumumuzun maalesef en büyük şeyi zayıflamak, kilo problemi. Ondan sonra bunu kansere karşı en büyük şey, karaciğerlere karşı, beyne, küçük çocuklara, yani burada mide, bağırsak saymakla bitmez. Kilosu ne kadar? Kayısının kilosu 10 lira ile 30 lira arasında değişiyor. En iyi kayısı 30 lira mı? En iyi kayısı 30 lira. Bu da içindeki doğallık ve kalibrasyonla alakalı. Diğerleri de kükürtlü olan ve diğer yani şeyi düşük olan ürünler. Bu çarşıda sadece kayısı bulmak için gelmesinler, değil mi? Evet. İşte kayısının kozmetik ürünleri, tatlısı, ondan sonra pestili. Kayısıya dair ne varsa yöresel bütün ürünler burada. Peki Sinan, bir tat bakalım, beğenecek misin? Sinan onaylarsa biz de buradan kayısı almadan gitmeyelim. Tabii ki, tabii ki. Bunu dünya onaylamış. Sinan Bey de rahatlıkla onaylayacaktır. Onayladın mı? Peki Sinan'dan onayı aldık. Biz şöyle bir çarşıyı dolaşalım. Tabii dönüşte ki sizden kayısıyı alacağız. Tabii ki, beklerim muhakkak. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Üzerindeki yaşamın sırrı dünyanın içinde gizli. Bunun nedenini ve nasılını keşfedebilmek için yerküreyi açıp çekirdeğine kadar inmemiz gerekiyor. Kısa kuyruklu vatoz. Avlayabileceği bu kadar çok yengeç olmasına rağmen vatoz aldırmıyormuş gibi görünüyor. Belki de birlikten güç doğduğu için. Ancak buna bel bağlamayan yengeçler de var. Tehlike sinyali yengeçler arasında yayılıyor. Aslında hepsi güvende. Bu vatoz çok müşkül pezent. Sadece kabuğu yumuşak olanlarla, belki de yeni kabuk değiştirmiş olanlarla ilgileniyor. Hedefini belirledikten sonra kaçmanın yolu yok. Sadece meyve olarak yok, her şeyini yapmışsınız. Evet. Neler var, biraz söz etsek? Efendim, neler yok ki neler, her şey var. Yani kayısı döneri, atumu, cezeryesi, çifte karunmuş, yani saymak da bitmez. Kayısı dönerinin yanına gitmek istiyorum. Evet. Çok farklı görünüyor. Hemen hemen her döneri çektik ama kayısı dönerini evet, çekmemiştik. Tabii ki. Burada kayısı dönerlerimiz fıstıklı, fındıklı, incir döneri hatta var, aşure döneri var. Aşure döneri, aşurenin içine konabilecek evet, bütün malzemelerden. Malzemeler var, sade buğday eksik. Kolay gelsin ustam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Malatya'ya geldiğinizde yakınlarınıza hediye almak istiyorsanız şöyle bir alternatif var. Hemen göstermek istiyorum. Kayısının tüm çeşitlerini ve çerez çeşitlerini görmeniz mümkün. Neler var içinde? Bunun içinde kayısı güngurusu var, kayısı çekirdeği var, işte muska dediğimiz Antep fıstıklı muskamız var, üzüm var, kayısı çifte kavurmuş var, kayısı atımı var, kayısı döneri var. Bayağı çeşit var yani. Kayısı fiyatlar döneri nasıl peki? Fiyatlarımız 15-25 arası değişiyor. Elimizdeki paket ne kadar almak istesek? 10 lira.
Malatya'ya geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden biri de Darende. Darende sizi doğal güzellikleri ve tarihiyle karşılayacaktır. Şimdi dilerseniz tohuma çayını ve Somuncu Baba'yı birlikte keşfedelim. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Darende, ilim ve kültür beldesi olarak önemli bir yere sahip. Yüzyıllar boyunca ticaret merkezi olmuş. İnanç turizmi nedeniyle Darende'ye gelenler Somuncu Baba Külliyesi'ne mutlaka uğruyorlar. Somuncu Baba Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış, 1412 yılında vefat etmiş. Burada bir türbesi bulunuyor. Musa Bey ile birlikte hem türbeyi dolaşacağız hem de bilgiler alacağız. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Külliyede kaç bölüm var? Şimdi efendim, Somuncu Baba Külliyesi olarak tanınan Darende Şeyh Hamidi Veli Camii ve Türbesi ana türbe mekanı, ayrıca yeni cami bölümü, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin bulunduğu aile haziresi ve müze ile birlikte 4 ana bölümden müteşekkildir. Büyük zatları herkes sahip çıkar, ancak Somuncu Baba Hazretleri Aksaray'da anılır, Bursa'da anılır, Kayseri'de anılır, ancak kabri şerifi Malatya'nın Darende ilçesindedir. Bulunduğumuz bu külliye, Somuncu Baba Külliyesi, yılda ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği bir mekandır. Aslında birçok eseri var ama günümüze yansımamış. Peki bizim ulaşabildiğimiz eserleri neler? Neler bıraktı bize? Somuncu Baba Hazretleri aslında insanı sevmeyi, hoşgörüyü, bizim temel felsefemiz olan tasavvufun genel anlayışı içerisinde olan güzellikleri miras olarak bıraktı. Ama Somuncu Baba'nın Zikir Risalesi, Silahül Müridin, 40 Hadis Şerhi gibi eserleri de var. Ne güzel ki bugün de bizlere nasip oldu. Somuncu Baba Türbesi'ni ve külliyeyi şimdi Musa Bey ile birlikte dolaşacağız. Cenab-ı Hak'tan biliyoruz her şeyimizi ama yine de büyük zatların hürmetine burada dua ederiz. Somuncu Hazretleri Türbesi'nde kaynak suyu vardır. Buradan devamlı akmaktadır. İnsanlar gelip ziyaret ediyor. Zaman zaman içiyorlar. İçilebilmektedir. Arzu ederseniz bir avuç içebilirsiniz. Şükürler. Somuncu Baba Külliyesi'nin hemen yanında Darende'nin en ilgi çeken doğal güzelliklerinden Tohma Kanyonu başlıyor. Tohma çayı da bütün coşkusuyla bu külliyenin yanı başından akıp gitmekte. Sporlarına meraklıysanız, biraz heyecan, biraz adrenalin diyorsanız kesinlikle Tohma Çayı'na gelmeniz lazım. Celalettin Hoca ile birlikteyiz. Hep birlikte rafting yapacağız, değil mi hocam? Evet, merhabalar, hoş geldiniz Darende. Hoş bulduk. Şimdi biraz sonra Türkiye'nin en güzel kanyonlarından bir tanesine gideceğiz. Bu kanyonun etrafında herhangi bir yol olmadığı için göreceğimiz manzaralar çok özel manzaralar. Parkurumuzun zorluk derecesi 2 olup uzunluğu 4 kilometredir. Yani 2 tane parkurumuz var. Evet, 2 parkurumuz var. Bir tanesi 4 kilometre. Daha yukarıdan başladığımız 6 kilometreye çıkan bir parkurumuz daha var. Zorluk derecesi ikisinin de 2'dir. Şimdi bizler hazırız. Ekiple birlikte rafting yapacağız. Engin, mikrofonu sana teslim etmek istiyorum. Thank you.
Tohma Kanyonu, doğa sporlarına tutkun gezginlere eğlenceli bir macera fırsatı sunuyor. Binlerce yılda oluşmuş yalçın kayalar, coşkun akan Tohma Çayı eşsiz bir manzaraya sahip. Tohma Kanyonu, rafting ve doğa yürüyüşü tutkunlarının Malatya'da vazgeçemediği bir yer. Çatkapı bu bölümde Malatya'daydık. Gezmeyi sevenler için Malatya'ya dair ipuçları vermeye çalıştık. Bu bize yetmez diyorsanız başlangıç bizden, devamı sizden. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.